Aslında her şey gayet açık ortada. Ülkenin yaşayacağı sıkıntıların habercisi 2003 yılında AK Partili 80 milletvekilinin red, 19'unun da çekimsel oy vermesiyle 1 Mart tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilememiş olmasıydı. Söz verilmişti ama iktidar kanadında Meclis Başkanı Bülent Arınç ve bazı bakanlar tezkereye karşı düşüncelerini açıkça beyan etmişlerdi. TSK'da Irak'a girilmesini sakıncalı buluyordu. İşte bugün yaşananlar o günlerin hesaplaşmasıdır. Planlar bozulmuştu. Bölgedeki petrol kaynaklarını Türkiye'nin katkılarıyla daha az masrafla ele geçirmek isteyen küresel sermayenin tetikçisi ABD şok olmuştu. Erdoğan'ın artıları onların gözünde eksiye dönüşmüştü. Tezkerede kamuoyunun kafasını karıştıran maddeler de vardı. Irak'a operasyon yapacak Amerika'nın Samsun ve Trabzon limanlarında asker bulunduracak olması ne anlama geliyordu? Deve kini bulunan ABD bunun hesabını sormadan edemezdi ve 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk Özel Kuvvetlerine mensup askerlerin başına çuval geçirildi. Artık hedefte sadece Erdoğan değil TSK da vardı. Nitekim TSK ile ilgili düzmece ve iftira nitelikli haberler FETÖ'nün desteklediği yayın organlarında akıl almaz biçimde yer almaya başladı. Ve ardından Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy kumpas operasyonları geldi. Emekli kuvvet komutanları, terfi bekleyen muvazzaf askerler, yazarlar, gazeteciler ve birçok üniversitenin öğretim üyesi hapse atıldı. Emekli olduktan sonra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da tutuklanmıştı. Bu kumpaslardan en çok donanma komutanlığı etkilenmiş, oramiral rütbesinde kimse kalmamıştı. Bu operasyonda FETÖ'cü subayların önünü açtı. Emniyet zaten ele geçirilmişti. Plan ne kadar büyüktü. Erdoğan, ben bu davaların savcısıyım diyecek kadar aldatılmıştı. Başbakan Erdoğan, benden devleti istiyorlar dediğinde gezi olayları başlamıştı bile. O parktaki gençlerin çadırlarını sabaha karşı yakan polis ve zabıta kim adına o fitili ateşlemişti. Sonradan öğrenildi ki o devlet görevlileri ve onlara bu emri verenler FETÖ'cüydü. Amerika Erdoğan'ı kafaya takmıştı. Takvim yaprakları 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ameliyata gireceği saatlerde gözaltına alınmak istenmişti. Hedef aslında yine Erdoğan'dı. Başarılı olamadılar. Bir yıl sonra 17-25 Aralık operasyonuyla Türkiye sarsıldı. Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan iddianamede dönemin başbakanı ibaresi vardı. Recep Tayyip Erdoğan kendi atadığı, hatta altına zırhlı araç verdiği FETÖ'cü savcıların ihanetine uğramıştı. Kumpas davalarda arkalarında durduğu o savcılar Erdoğan'ı algı ve yargı darbesiyle iktidardan devirecekti. Belki onlarca kere sınır ihlali yapan Rus savaş uçaklarından birinin düşürülmesi de Türkiye'nin yalnızlaştırılması operasyonunun bir parçasıydı. Barıştık barışmasına da ama hala sıkıntının izleri ortadan kalkmış değil ve bu operasyonların başarısız oldukları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra son bulacağını sananlar yine yanıldı. Amerika yine o FETÖ'cü hainleri kullanmıştı. Tabanı ibadet, ortası ticaret olarak tanımlanan FETÖ'nün tavanındaki ihanet milyar dolarlarla toz olmuştu. Garibanlar hapse atılırken bu ihanet şebekesinin kaçmasına kim ya da kimler göz yummuştu. İktidar aynı biçimde ambargoyu delen Rıza Sarraf'ın başına gelecekleri bile bile Amerika'ya gidişinin ve orada tutuklanışının analizini de iyi yapamadı. Dahası hafife aldı. Başımıza gelen bu sıkıntıların nedeni sorunlar çıktığında çözüm üretmek yerine günü kurtarmaya çalışan sözüm ona yalaka takımıdır. Rıza Sarraf olayının bu noktaya geleceği ve Amerika'nın yeni bir hamle geliştirerek hem Erdoğan hem de ülkeyi zora sokabileceği söylenmeliydi. Erdoğan'ın icraatını ve siyaset yapma biçimini üslup adabı içinde eleştirmek herkesin hakkıdır. O her siyasetçi gibi yanlışının da doğrusunun da karşılığını sandıkta alacaktır. Ancak Sarraf olayı kişisel bir mesele olmaktan öteye gitmiştir. Bir devlet bankamızdan adeta avant alır gibi 20 milyar dolar ceza uygulaması gündemdedir. Bu para davada söz konusu kişilerin değil milletin cebinden çıkacaktır. Bizim derdimiz budur. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu davayla ilişkilendirerek ondan kurtulmak için ellerini ovuşturanlar olayın bu boyutunu görmezse yazık olur hepimize.